Bu ailede bana benzeyen tek kişisin. Seninle gurur duyuyorum. Öyle güçlü olmalısın ki herkes önünde diz çöküyor. Söz ver bana. Söz. Şeref sözü. Sen tanıyor musun onları? Namun akrabaları. Ayvalık'tan geldiler. Derya bak dikkat et, bu çocuk sağlam pabuç değil. Niye ya? Bence çok hoş çocuk. Sevgilin ondan çok kitaplara vakit ayırmanı kıskanmıyor mu? Sevgilim yok. Sen bizi bir adamla tanıştıracaktın, iş için ne oldu? Kübra, bak Hasan. İstanbul'da küçük iş yapılmaz. Sağlam pabuç. Gireceksen büyük iş gireceksin. Ya ne istiyorum biliyor musun? Desinler ki vay be Zeliha Hanım'a bak. Vallahi çok şey istiyorsun Zeliha Sultan. Ya benim o Sadullah falan hiç gözüm tutmadı abi. İstiyorum tabii. Sen de isteyeceksin oğlum. Abi vicdan azabı duyuyorum ben ya. Yani. Benim böyle şeyler için ayıracak vaktim yok abi. Başta düşünecektim. Biliyor musun? Sadece bizim değil. Babamı o ilmeği attıranların da kaderi değişecek. Ne yapacaksın? Babasının faturasını sen kıza mı keseceksin? Kübra. Sen çok güzelsin. Bu adamdan sana fayda gelmez. Kimseye gelmez. Kafamda çok büyük bir şey var. Hem Sadullah'a doğduğuna pişman edeceğim. Hem de artık suyun başına biz geçeceğiz. Her şey benim yüzümden. Ne bileyim belki haksız çıkarız. Belki Yiğit samimidir Kübra ile ilişkisinde. Yiğit sen ne yapıyorsun? Bir kes sesini. Bu işler öyle çocuk oyuncağı işler. Kaybettiğim ne varsa. Senin daha 40 fırın ekmek yemen gerek. Hepsini sen teker teker geri alacaksın. Benimle gurur duyacaksın abi.